Günaydın, hayırlı cumalar. Haftanın son günü manşetinde yine sizlerle beraberiz. Ben Hikmet Genç ve Murat Kerkitlioğlu burada size yine bu haftanın son günü manşetini değerleneceğiz. Bugün neler var, neler yok? Bugün neler var? Bugün gene manşetimizde bir enteresan ifade var. Bu ifade çok ilginç. Direkt gidiyoruz. Vaktimiz çünkü değerlendirmek amacıyla tamam, bir sürü konumuz var. Tabii. Mahkeme tutum çıkarttı demişsin abi. Bir de yani bununla birlikte tabii ki aslında çok dikkat çeken bir yazı bugünle ilgili. Sulluğu bırakın diye bir serzenişte bulunmuşsun. Evet. Tabii bunu mahkeme tutum çıkarttı manşetiyle senin yazını beraber değerlendirmek istiyoruz. Değerlendirelim. Nedir bu mahkeme tutum çıkarttı derken, bir seçime girdi, komple bir şey mi çıkarttı yoksa tutumları mı çıkarttı? Nasıl çıkarttı? Şimdi, hangi tulum? Bir bakalım. Biliyorsun özellikle biz Akşam Gazetesi olarak bu FETÖ'den yargılanan militanların duruşmaya getiriliş tarzını falan çok eleştirmiştik. Evet. Ve bunların tek tip kıyafetle getirilmesi konusunda da çok ciddi çağrılarımız olmuştu. Evet. Bu çağrılarımız daha sonra biliyorsun karşılık buldu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tek tip kıyafet uygulamasına destek vermesiyle birlikte en azından bir renk durumuna kadar geldik. Renk aşamasına kadar geldik. Yani badem kurusu. Değil mi? Badem kurusu. Badem kurusu. Badem kurusu rengi olacağı rengi konusunda. Hatta Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdoğan da bunun bir KYK ile, kanun hükmünde kararname ile, yani hukuksal düzenlemenin de bu şekilde yapılacağı noktasına kadar gelmiştik. Evet. Hani biz bütün bunları düşünürken o 15 Temmuz'da mağdur olan şehit yakınlarının, gazi yakınlarının veya bütün mağdurların birazcık vicdanları, birazcık yürekleri soğusun diye uğraşırken, şimdi bu Muğla'daki bir davadan bahsediyoruz bugünkü manşetimizde. Bu davada biliyorsun Cumhurbaşkanı'na suikast davası. Evet. Şimdi burada çok ama çok ilginç bir olayla karşı karşıya kaldık. O da şu, şimdi bunlar aynı zamanda bu Hiro Miro tişörtünün de giyilerek gelindiği yer burası. Hani FETÖ militanlarının çok fazla bilinen bir yer yani dava bu. Bu militanlar mahkeme heyetine bir dilekçe sunuyorlar. Diyorlar ki bizi halkın içerisinden geçirmeyin. Yani kendimizi hissetmiyoruz. Bunun anlamını da analiz edersek. Yani rencide oluyoruz herhalde diye düşündüler. Çünkü ipler atılıyor. İşte orada bağırılıyor. Çok normal. Doğal olarak bunları yapıyor oradaki duruşmayı takip etmeye gelen vatandaşlar. Çok ilginç bir şekilde mahkeme heyeti de bunu kabul etmiş. Demiş ki haklısınız, rencide oluyorsunuz. Sizi demiş böyle geçirmeyelim biz. Sizi hiç göstermeden arka kapıdan alalım. Ya şimdi bu ne demektir? Hiç kimse görmesin sizi. Ya bu nasıl bir karardır? Bunların ya bunların böyle bir talebini sen nasıl kabul edersin? Şimdi bir kere bunları rezil edebilmek için elinden gelen her şeyi yapmamız lazım. Elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bunlar rencide değil, ne olurlarsa olsunlar. Yani her şeyi yapmak gerekirken, çünkü bakın defalarca bak burada iki haftadır şunu konuşuyoruz. Bundan sonra da hep konuşuruz. Duruşmalardaki bunların verdiği psikolojik savaşın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Görmedim, bilmiyorum, arsa bakmaya gittim, yok okul tanıtmaya gittim, belgesel çekmeye gittim gibi. Sürpriz Pensilvanya'dan gelen talimatlarla duruşmalardaki yapmış oldukları, vermiş oldukları o psikolojik savaşı anlatmaya çalışıyoruz. Bunun adı artık bir psikolojik savaş aynı zamanda. Bu karşımızdaki örgüt bu işi, bu kara propaganda işini çok iyi yapabilen bir örgüt. Sen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'sin. Bu örgüte karşı psikolojik mücadeleyi çok iyi vermek durumundasın. Ve en güzel mücadele de onlara tulum giydirmek. Bu kadar. Yani bunları o milletin gözü önünde rezil edebilmek. Nasıl evet. Mesela o suikast timini, Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast timini böyle şeylerin lağım faresi gibi yakaladın aldın deşifre ettin yapacaksın. Ya gerekirse ya bak ne demiştik hatırlıyor musun? Dalton sen demiştin bunu. Daltonlar gibi giydirelim gerekirse. Sıra sıra boy sırasına göre Avarel, Joe falan böyle şeklinde giydirelim. Hatta ayaklarına prangalar vurduralım, vuralım. Böyle tık tık gelsinler. Küçük adımlarla falan. Ya bu ve buna benzer önerilerde bulunabiliriz biz. Bunu yapmak varken biz kalktık. Arkadaşları ama milletin içerisinde rezil olmasınlar diye arka kapıdan alma taleplerini kabul ettik mahkeme heyeti. Bir kere bunun anında hemen düzeltilmesi gerekiyor. Bugünkü duruşmada da aynı şeyi yapmışlar. Duruşma tekrar başladı Muğla'da. Aynı muameleyi yani arka kapıdan alma muamelesini tekrar yapmışlar. Ha. Şimdi
yazımı da söyledin. Evet. Sululuğu bırakın diye bir başlıkla. Bununla çok bağlantılı. Sululuğu bırakın diye başlıkla yazdım. Ben şöyle kısaca bir hatırlatayım. Yani bugün Ergenekon davasında hatırlıyoruz bunların nasıl çalıştıklarını, biliyorsun Ergenekon meselesinde. Tabii ki. Bunun bir şeyi var. Psikolojik harp taktikleri kullanıyor evet. bunlar. Evet. Şimdi bunlar bu davada dediğin gibi çok doğru. Bu tulumla ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. O hero tişörtleri efendim geldiklerinde niçin geldiklerini anlatırken en son sürpriz için geldim, ziyarete geldim, amcam oradaydı. Hepsi çoğu bir kısmı da arsa bakıyor falan filan. Bütün bunları yaparken bunlar böyle işi olsun diye veyahut aklıma geldi söyleyeyim denen şeyler değil. Değil tabii. Biz bunu yemiyoruz. Ve önemli bir manşet. Neden? Çünkü o tulum meselesi aslında şu. O psikolojik harekat yapanların bu harekatlarını kırmak. Böyle bir hareket yapamazsınız tabii demek. Tabii ki, tabii ki. Yani o şartlar altındaki duran şey sadece mesele kişinin hakları, tulumun memlesi, yürümesi şu değil. Adam senden zaten psikolojik olarak savaşıyor. Nasıl? İki tane... Sen de bu alçaklarla aynı yöntemlerle savaşacaksın. Şimdi iki ordu savaşırken, savaş esnasında veya savaştan sonra indirdikleri ve işte vurdukları mevzileri, indirdiği uçak sayısını, rakamları hep sürekli insanlara yayarlar. Şu evet. kadar kişi öldürdük, evet, iktisadi... Evet, nedir evet. bu? Bu şeydir bu. Yani psikolojik bir harptir aynı zamanda. Tabii ki. Ya bu çok sadece... önemli bir teknik zaten. Tabii, yani yoksa hukuken, KYK'larla her türlü FETÖ'ye karşı mücadele devam ediyor ama bunların mahkemedeki pozisyonları her şeyden önce bunun dışında psikolojik harp tabii ki dediğin gibi koskoca bir devletsin. Buna karşı koyup durdurabilirsin ama tabii. her şeyden önce de halkın bir vicdanı var. Bak ve şimdi şehitlerimiz var. Gazilerimiz var. Ve 80 milyon insan var. Şimdi bugün. Bunlar o kadar çok üst üste gelmeye başladı ki bu tür şeyler. O yüzden bu sululuğu bırakın yazısını yazdım. Şimdi evet abi. Çok şimdi bak, bir birincisi bu İstanbul biliyorsun Moda Deniz Kulübü'nün de darbe gecesi basıp tabii, komutanları yere ama. Yatıran bir, hani bunu herkes zaten izledi günlerce haftalardır izliyoruz. Çevre şimdi burada Maktim'inden 7 kişiyi serbest bıraktılar geçen gün mesela. Geçenlerde. Şimdi iki. Şimdi bu eğitim ve doktrin komutanı EDEK komutanlarının yargılandığı davada bir tane eski kor general Abdullah Barutçu tahliye edildi mesela. Ki hatırlıyorum yani o şeyde yakalandıktan sonra tabii, tabii. içerisinde var. Aynen tabii. Aynı zamanda şu Aksaray'dan pazarda sebze satan kadını gittiler gözaltına Pazarcı aldılar teyze. Falan filan. Şimdi kızı oğlu falan tamam baylok kullanırız bilmem ne ama bu nedir yani bu neye gidiyoruz ki biz oraya? Yani sen oraya gazetecilerle falan birlikte gidip o kadını gözaltına alma fotoğrafla kadın patlıcan satarken efendim demeye başladı. Böyle bakıyor senin suratına ne diyorsun diye. Şimdi tamam bütün bunları yaparken hani haklı olduğumuz davada saçma sapan şeyler yaparak haksız duruma düşmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Sulandırma dediğim bu. Şimdi evet. bir adamın suçlu olabilmesi için daha ne yapması gerekiyor? Maktimindeki 7 taliyeyi söylüyorum mesela. Sen gidiyorsun komutanlarını yatırmışsın kollarını ellerini bağlıyorsun yere yatırıyorsun. Üstlerine basıyorsun. Bu adamlardan 7 tanesi tahliye oldu. Ne demek bu ya? Nasıl olur bu? Ya bunları nasıl anlatacağız mesela millete? 15 Temmuz'un o müthiş istiklal mücadelesini veren, o geceyi kazanan millete biz bunları nasıl anlatacağız? Nasıl tahliye ediyorsunuz siz bunları? Çok doğru. O tanklarla, tüfeklerle ne mağduriyet edebiyatlarına siz de mi katılmaya başladınız derler adama. Bakın hala demek ki, bak dün bir de ne oldu? Biz seninle konuşmuştuk burada. Dedik ki cezaevlerindeki operasyonlar çok daha sık bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak mutlaka bu operasyonları devam ettirmek lazım. Bu hero tişörtü ile ilgili olarak o cezaevinden 5 tane sorumluyu gözaltına aldılar mesela. Açığa aldılar dün. İşte bunları bu ciddiyetle yapmak lazım. Demek ki yargı içerisinde hala bazı unsurlar hareketlerine devam ediyorlar. Yani meydan okumaya devam ediyor. Bana Muğla'daki alınan kararın başka açıklamasını nasıl yapacaklar bilmiyorum. Değil mi? Ya bu da niçin yapılıyor onu da söyleyelim. Yani şimdi tamam bu peki yapılıyor da çünkü buradaki serzeniş hani senin buradaki yazında bu davayı yani FETÖ ile mücadele olan tüm davaları farklı davalar var. Ankara'da var, İstanbul'da var falan. Sulandırmak derken kasıt o. Yani bunun onu kastediyorum. Psikolojik bir tarafı var. Tabii ki. İşte tulum zaten manşet odanın bir tanesi. O yüzden zaten söyledik evet. tulum çıkardı diye. Zaten mahkemenin içine girecek halimiz yok. Oradan fotoğraf çekecek canım. Halimiz yok. Tabii ki. Bu millet bir şey takip etmek istiyor. Nedir o? Benim neredeyse vatanıma, bayrağıma, toprağıma, namusuma el uzatıp onları göz diken tabii. bu Amerikan oğlanlarının ne yaptığını, ne ettiğini görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Ve onları rezil görmek istiyorum tabii diyor. Ki. O yüzden hadi hero'yu
bir şekilde... Bak bir şey söyleyeyim. Dediğin gibi gözaltına almışlar. Bak bir şey söyleyeyim. Bak en tehlikeli durum nedir biliyor musun bu konularda? Bak 17-25'ten sonra biz bunu yaşadık. 17-25'ten sonra biz bunları yazdığımız zaman, biz bunları konuştuğumuz zaman Hikmet diyorlardı ki ya artık suyunu çıkardınız kardeşim. Ya şunu da böyle yapıyorsunuz, ona da bunlara söylüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, aman siz de falan filan. Tamam. Ne kadar az söylenmiş bak, artık. Ya, biz az bile söylemişiz. Ciddiye alınmamış. Az bile söylemişiz. O zaman 15 yazına Temmuz, geri geliyoruz. Tabii 15 sulandırmaya çalıştık. Onu söylüyorum. 15 Temmuz'u yaşadık onun için. Onu yedik. O yüzden evet. Hani aman sen de ya dur bakalım falan filan bunların hiçbir tanesi olmamalı bu örgütle mücadelede. Çünkü bu örgütün en büyükü bak PKK'dan daha tehlikeli niye diyoruz? Ya PKK'yı biliyoruz zaten. Düşman karşımızda. 30 yıldır bunlarla savaşıyoruz, evet. Mücadele ediyoruz zaten. Ama bunlar içimizde. Bunlar bizim içimizde, devletin içinde, her yerde. O nedenle bu mücadele öyle hani atalete, aman dur bakalıma falan filan gelecek gelmez. Bir mücadele evet. Değil. Ve bunun özellikle bir daha da son kez onu da söyleyelim. Özellikle bu sanıkların kıyafet meselesinde bunu iş olsun diye gündeme getirmedik. Hayır. Bunu tabii böyle ki. Hani değişiklik olsun diye, renk olsun diye, aynı renkten. Ya kendimizi gibi. Tatmin edelim diye yapmıyoruz ya, bunları yani. Burada bir ülkenin uçurumdan döndüğü andaki o şeyi, travmayı yaşatan. Hayır, uçuruma götürenleri. Götürenleri ve o 15 Temmuz saldırısını yapan, gerçekleştiren o hainlerin artık hiçbir sıfat bulamıyoruz. Çünkü yani hain dedim ya, teröristin bir racunu vardı. Bir insana zaten hain dedikten sonra ne denir ki yani? Başka? Onların psikolojik harekatını yemememiz lazım. Tabii ki. Dev bir ülkeyiz. Yemeyeceğiz. Yememeyiz. O yüzden burada 3-5 kişinin hatırına bir şey yapamayız. Aa, ben o yüzden sulandırmayacağız. Hiç o kadar basit. Fikri takipte devam edeceğiz. Edeceğiz tabii. Ve içerideki yapılacak herhangi operasyona karşı da her zaman bunları konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki edeceğiz. En ufak şey sonuna kadar yani. Sonuna kadar. Evet. Şimdi Star'a geçiyoruz. Star'da bir Yakup Kese'nin haberi var. Ya bu arada Yakup'un evet. Evet. İmama terör kurşunu şöyle kısaca söyleyeyim. İstanbul Sultan Gazi'de görevli imam Murat Gündoğdu önceki gece kaldığı lojmanda Kalaşnikovlu saldırıya uğradı. Evet. Vaazlarında PKK ve FETÖ'den uzak durun çağrısı yapan imamın iki örgütten de tehdit aldığı ortaya çıktı. Tam bir hedef tahtası. Evet. Yani iki tane alçak örgütün tam bir hedef tahtası. Tam bir milli, tam bir vatansever kalkmış işte imamsa imam. Aha ben buna imam derim. Lojmanını kurşunluyorlar. Ben buna imam derim. Anlatabiliyor muyum? Bir de şeyde hani vardı. Onların imamları var ya bu şerefsizler. Diyarbakır'da vardı bir de böyle imamlar var işte. Şeye karşı, bak, ne yapıyor? Karşı diyor, ne yapıyor? Üstüne düşüyor. Vatansever bir din görevlisi. Hem FETÖ'nün yaptıklarını, hem PKK'nın yaptıklarını, iki terör örgütünün yaptıklarını deşifre ediyor. Halka bu konuda halkı aydınlatmaya, milleti aydınlatmaya çalışıyor. E tabii ki teröre hedef olacak. O yüzden kurşunlanmış. Çok geçmiş olsun diyelim. Evet. Yani işte böyle bu tür cesur insanlar çoğalması lazım. Çoğalması işte lazım. Çoğalması lazım. Çünkü biz ne demiştik hatırlıyor musun? Hı. Diyanet İşleri Başkanı ben hani artık bu görevi bırakmak istiyorum dediği zaman Sayın Mehmet Görmez burada bir şeyde bulunmuştum ben. Sistemde. Evet. Tamam. Çok iyi yani, hatırlıyorum. Şimdi 17-25 çok geç olmadı mı falan 17-25'ten neredeyse üstünden 3,5 yıl geçmiş. 15 Temmuz'u yaşamışız. 3,5-4 yıl geçmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı kriminal anlamda sen operasyonlarını zaten yapıyorsun. O mücadeleyi veriyorsun ama bu işin İslami hassasiyetleri var değil mi? Bu konuda mesela Diyanet İşleri Başkanlığı tam 3,5-4 yıl sonra bir rapor açıklıyor. Ben demiştim ki biraz geç kalmadınız mı? Evet, hatırlıyorum. Yani, çok bir gönderme hatırlıyorsun, beraber konuştuk bunu. Yani ne kadar sapkın bir inanç sistemi olduğu, nasıl ya bir bunu şey olduğu. Kim anlatacak? Yani bunu çünkü İslam'la nasıl bağdaşmadı? Tabii ki. Bunu, ama işte bunu kim anlatması nasıl lazım? Nasıl istismar yapıldı? Tabii. Bunu Diyanet İşleri'nin yapması lazımdı. Ama ne yazık ki Sayın Mehmet Görmez bu konuda tam bir atalet içerisinde, hatta biraz daha ileri giderek söyleyeyim, bir vurdum duymazlık içerisinde 3,5-4 yıl sonra milletin güldüğü bir rapor yayınlayarak bari bunu yayınlama. Tabi bu mecburen mevzu hep aynı yere geliyor. Çok geç kaldı, çok. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabi bu yine senin yazınla ilgili hep aynı yere geliyoruz. Evet. Demin de hatırlattın. Ama tekrar tekrar bunu söylemekte fayda var. Ne yaptığımızı çok bilmemiz lazım. Nasıl bir mücadele içerisindeyiz. Kesinlikle. Ve kimle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tabi. Şimdi insanlar hep söylerken bu cümleyi de ben tekrarlıyorum. Biz şimdi FETÖ ile mücadele ediyoruz değil mi? Ediyoruz. Türkiye dünyadaki tüm terör örgütlerinin, daha doğrusu en tehlikelilerin sınırında olan bir ülke. Evet. Hemen güneyimizde bunun hepsi var. DAEŞ'i var, PKK'sı var, YPG'si var. FETÖ'sü içimizde, dışımızda, her tarafta. Evet.
Şimdi bu mücadele veriyoruz. Unutmamak lazım. Eğer FETÖ diye çok böyle komplike konsorsiyumun kullanabildiği istihbarat örgütlerinde cirit attığı içerisinde bir çatı örgüt gibi düşünürsek, ki çatı örgüttür. Çünkü PKK'nın da ötesinde, diğer örgütlerin de ötesinde beyninin merkezinin Amerika'da, Pensilvanya'da yaşadığı ve bizzat Amerikan devlet tarafından korunan bir örgüttür. O bakımdan çok önemli. Psikolojik hareketler hep haşhaşi taktiği var, CIA taktiği var, Mossad taktiği var. O yüzden çok komplike bir örgüt. Tabii. Ama bunu böyle söylerken şunu yanlış anlaşılmasın, hep aynı ifadeyi kullanıyorum. Bu ülke bu örgütlerin tamamını gömer. Gömüyor da tabii zaten. Tabii ki gömüyor. Ama bu şu demek değildir. Gömeriz. Olur kardeşim gibi değil. Yok öyle bir laf. Biz topyekün. Bunu unutmamamız lazım. Tabii eğer FETÖ'yü şöyle görmemiz lazım. Karşımızda FETÖ diye bir örgüt var ama aslında FETÖ bir gölgedir. Hep bunu söylüyorum. Tabii ki. Bizim mücadelemiz o gölgenin sahibiyledir. Tabii ki. Onların tasmalarını tutanlarla bizim derdimiz. Yani o gölgenin sahibi tabii ki. Merkez aynı merkezdir. Tabii. O yüzden aslında biz mücadeleyi o gölgenin sahibiyle yapıyoruz. Tabii ki. O gölge teferruattır yoksa. Tabii, aynen. Onlar yoksa 3 tane gardiyan da kullanılan tabii, köpekler onlar. Tabii 3 tane sızmış. Yani köpeklere kurban olsunlar da. Doğru söylüyorsun. 3 tane sızmış general görünümlü teröristlerle falan biz onları zaten yok ederiz. Tabii ki. Ama düşmanın gösterdiği küçük bir gölge, o sahibiyle mücadelemiz var. Çok diyelim, doğru. Güneş ve bu güzel inşallah İmam kardeşimiz gibi evet güzel bir manşetini de atmış bu arada. Evet. Tek bir kelime gitmem demiş. Gitmem diyen Sayın Deniz Baykal. Bak arada bir çağırıyoruz kendisini böyle. Yani sohbeti ismi geçiyor. Bazen sonra, çok doğru işler yapıyor. Bazen de ne oluyorsa o eski hani o şey var ya. Dün de soruyorduk. Evvelsinde de soruyorduk ya. Yani, nerede işte böyle oldu? Sen hani de bazen gerçekten çok akıllıca işler yapıyor. Mesela tam bir devlet adamı kimliğine bürünüyor. Müthiş şeyler söylüyor. Çok akıllıca şeyler söylüyor. Partisini çok ciddi şekilde eleştiriyor. Partisinin gayrimilli politikalarını eleştiriyor mesela. Bir günde bir bakıyorsun. Teker çıkıyor, bir şey tarlaya doğru gidiyor. Yani başka bir şey. Teker diyor. Çıkmış bakıyorsun. O da tabii geçmişin geldiği o geleneksel bunların bir kafa var ya. O geleneksel kafadan kaynaklanıyor. Bizim çağrımıza cevap vermiyor Murat Kerkitlioğlu. Yani bizim çağrımız vardı yani ya şu niye bu kadar suskunsun bu konuda? Yani sen de çok iyi biliyorsun ki, buz gibi biliyorsun ki. Bu kaset yapılan kumpasın. Türkiye'de bu iş Türkiye değil ya. Dünyada. Hatta bak, bizim Irak'ta. Şey söyleyeyim mi? Bütün ana muhalefet kaset kumpası FETÖ'nün. Ana muhalefet yapılanmasını değiştirir konuşsa. Değil mi? Yer yerinden oynar. Ama konuşmayınca da ister istemez insanın aklına varan 2 varan 3 mü var diye geliyor. Değil mi? Her şey geliyor. Yani başka kasetler mi var diye geliyor. Ama şimdi, bu konuyu tabii Güneş'in manşetini konuşmakta fayda var. Şimdi daha gitmem, önce biliyorsun. Niye gitmem demiş. Güneş'in manşetini verdik. Gitmem diyor. Diyor ki ben hemen şu başındaki şeyi okuyayım, girizgahı yapayım. Tabii. CHP'li vekiller Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla itirafçı olmaması için Enis Berberoğlu ardından ziyaretler gerçekleşti. Bunu biliyoruz şimdi. Biliyoruz. CHP'li vekiller gidiyor konuşma diyor. Arada bir gidiyorlar. Ziyaret nasıl, iyi misin abi diyorlar. İyiyim sağ olun, siz nasılsınız diyor. Kaç kilometre kaldı diyor. Ben ne kadar kalacağım diye soruyor. Ve hatta çok da konuşuldu. Bak yakarım diyor. Bak ya beni çıkartın diyor. Bak beni çıkartın bak, falan. Bak Kılıçdaroğlu'nu yakarım diyor. Ancak Deniz Baykal tüm baskılara rağmen gitmemiş. Maltepe cezaevine gitmedi. Yakın çevresine böyle bir haber veriyor Güneş. Devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Destekleyemez. Casusluk vardır diyor burada. Evet. Vatana ihanet vardır karada, diyor. O karada değil diyor yani. Tabii ben buna da diyor destek vermem. Hadi onu, yani, onu okuyayım. Çünkü okuyayım de. Hani şöyle söyleyeyim. 2019 sinyali midir abi? Sen ben enteresan bu haber çok güzel bir haber verdik. 2019'da CHP'de taşlar yerinden oynayacak mı? 2019'a Kılıçdaroğlu birlikte gidilecek mi? Bir kurultayları başlayın bunların. Bir ya 2019'da benim tabii temennim sence? 2019'a Kılıçdaroğlu'yla gitmeleri. Temennim bu. Keşke yani, diyorsun gelse. Çok önemli, çok bence de öyle yapmadılar. Ama aday olmayacak bu adam. Ya dedi ya sonradan olurum diye. Olurum dedi ama şimdi ya, buna güvenemezsin ki. Bir gün boyut. Sonra yok ben koltuk sevdalısı değilim. Hayır, siyaset için bir saat çok değerli. Kılıçdaroğlu için bir saniye çok önemli. Bir saniye sonra değişebilir. Ya biz biliyoruz biliyorsun genel başkanlığa aday değilim deyip genel başkan kasetle gönderdikten sonra bak dikkat et gönderdikten sonra diyorum. Kasetle gönderdikten sonra Baykal'ı hemen koltuğa oturan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Evet. O yüzden hani ama ben bak bütün temennim bir kere ana muhalefet partisi lideri olarak yaklaşık 20-30 yıl inşallah kalsın. 20-30 yıl. Kalsın. 2019'a da CHP Kılıçdaroğlu'yla gitsin.
aday olarak da onu göstersin. Bu işin yolu 2071'e kadar devam eder. Devam etsin. Yani etsin isterim. Ama şu durumda ben Baykal'ın bu tavrının böyle olduğuna inanıyorum. Aslında çok aciziyet değil mi abi? Senin, ben şöyle diyeceğim. Ben onu yani oradaki mesela, ironiyi anlayan anlamıştır zaten. Bir siyasetçi olduğumu kabul et. Mesela ben bir empati yapayım mesela. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yum. Sayın Erdoğan başbakanken diyordu ki efendim biz Cumhuriyet Halk Partisi adına üzülüyoruz. Böyle bir partinin, ana muhalefet partisinin başında böyle kifayetsiz birisi olması adına onlar adına üzülürüm. Ama ben siyasi parti olarak sevinirim. Benim rakibim hep sen ol. Bu ne demektir? Ben hep örneğini veririm. Bir 100 metre koşusu var. Koşu içerisinde ben bir milli atletim. Yanıma bir tane 10 yaşında çocuk getiriyorlar. Diyor ki hep ben bununla koşayım. Çok iyi. Öyle sen kal canım. Hep böyle bir senle koşalım. Bu kadar aşağılamadır aslında bu, biliyor musun? Herhalde ben de farkında zaten, değil. Ben de 2071'e kadar kalsın diye boşuna demiyorum. Onun da en büyük derdi ne biliyor musun? Bir Erdoğan'la televizyonda konuşuyor. Çık sana ya. Diyor ya. İçinde kaldı yani. Durmadan. Her seçim öncesi der ya beraber bir televizyona çıkalım. Yani acaba şartlar değişir mi? Şimdi Kılıçdaroğlu yürüyüşten sonra birçok şeyin farkında. Yani yürüyüşte olayı kapattı. 16 Nisan'ı da kapattı. Bakmayın kapattı, ya. Bak şu anda kapattı. Onlar da onu o meseleyi konuşmuyor. İsmi yürüyüş olarak kaldı. Fakat şimdi o yürüyüşü de şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu dedin karşılığı ya, pek olmayınca. Bırak şimdi yürüyüşü falan da bak kaç gündür konuşuyoruz. Bu Focus'la ilgili, Mustafa Akaydın'la ilgili niye cevap vermiyorlar ya? Kaç şimdi, gündür konuşmuyor musun? Bu zaten var şimdi oraya geliyorum. Var mı almış mıydın? Tabii oraya işte. Oraya bir yerden geleceğim. O Hürriyet'ten geleceğim oraya. Öyle mi? O zaman onun bir geldi şimdi Kılıçdaroğlu öyle konuşurken mi? Bitirelim onu. Tamam pek bitirelim. Hürriyet'i de açalım. Tamam abi. Hemen. Ben merak ediyorum. Hürriyet'te mesela dün çağrıda bulunmuştuk. Çok demiştik ki bir açıklama var mı, yapacaklar mı diye. Var mı sence? Ya hem Hürriyet, CHP hem Hürriyet sustu. Hürriyete dönelim. Varsa Hürriyet'in manşetinden. Bak, duydun mu dedim? Hürriyet'in bir yerini vereceğiz. Efendim abi duymadım. Bak dedim ki hem CHP hem Hürriyet suspus. İkisi de suspus. İkisi de suspus kaç gündür. Hadi bari CHP sus niye siz niye susuyorsunuz? Ya CHP susabilir. Neden susabilir? Çünkü battılar. Mahvoldular. Dün ben nal gibi koydum belgeyi. Tabii. Öyle değil mi akşam gazetesinde? Dedik ki Focus. Al sana Focus. Adam dedi ki sen söyledin ben de onayladım ben de yayınladım dedi. Mevzuya tam olarak bir vakıf olması için izleyicilerin şunu tabii söyleyelim. Kılıçdaroğlu Almanlara gitti. Focus'a gitti tabii, şikayet etti. Neydi? Alman dedi ki ya Türkiye'de can mal güvenliği yok falan o yüzden falan diyor. Öyle diyorlar doğru mudur? Doğrudur dedi. Can ve mal güvenliği yoktur. Türkiye'de işte diktatörlük vardır. Biz yürüyüş yapıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz falan. 2019'a kadar zaten kurtaracağız. Kurtaracağız, indireceğiz fakat dedi. Fakat Almanlara, yani Türkiye'ye en fazla para bırakan, ekonomik olarak, turist olarak gelen Almanlara bu ülke gelmeyin diyecek kadar ne oldu diyelim. Yani bir ifadeyi bulamıyorum. Hainleşti diye demiştim. Evet yani ülke ekonomisine böyle darbe olmaya çalışan bir insan kim olabilir? Tanımı yok. Çok rahat söylememiz lazım. Bunu. Bu Focus dergisinde yayınlandı. Kılıçdaroğlu evet. Almanlara gelmeyin diyor. Ekonomi batsın. Bunun üzerine bütün Türkiye ayağa kalkınca arkasından akşam gazetesi bir başarıya imza atıyor. Focus'u buluyor. Tabii. Yazışıyor. Kardeşim telefonlaşıyor. Siz, ben ilk önce şunu düşünerek doğru yaptım. Mu? Dedim ki benim ana muhalefet partisi liderim bu kadar büyük hainlik yapamaz. İnanamadın yani. İnanamadım. Hani Kılıçdaroğlu, düşündüm bunu. Şöyle düşündü ya hatta. Kılıçdaroğlu dahi bunu yapmaz. Bunu yapamaz. Heh. Çünkü Merkel yapmıyor. Yani Kılıçdaroğlu hayatta yapmaz evet. Böyle bir şey. Diye düşünerek Focus'a dedim ki yalan söylüyorsunuz herhalde. Bunu ortaya çıkarayım. Sordum. Adamlar bize açıklama gönderdi. Biz dedi aldı. Bizim de alışkanlığımızdır zaten bu. Yaptığımız röportajı muhatabına göndeririz. Onaylarsa yayınlarız. Onayladı ve yayınladık dedi. CHP onaylıdır bu röportaj dedi. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Kaç gündür diyoruz ki arkadaş niye bir şey söylemiyorsunuz ya? Sen de ki Focus yalan söylüyor. Yok öyle bir şey de mesela. Veya ben işte maksadımı açtım özür dilerim de. Bir şey söyle yani tamam mı? Bunu yapmıyor. Şimdi onun üzerine bir de Mustafa Akaydın gibi bir bomba. FETÖ militanı biliyorsun. Söyledim ben bunu. Mustafa Akaydın gibi bir FETÖ militanı da kalktı. Katil devlet dedi 15 Temmuz için. Ona da neler söyledik. Dedik ki FETÖ'cülerle şu yemek yiyor. Firarilerle beraber kaç defa Amerika'ya gitti. Pensilvanya'ya gitti. Büyük bir ihtimalle Pensilvanya'da kasetleri var. O yüzden böyle yapıyor. Eskiden F tipi derdi. Şimdi yumuşak G tipi diyor. Falan 50 tane şey söyledik değil mi? Evet. Bak onlarla ilgili iki hiçbir gündür. Şey yok. Hiçbir şey yok. İki yerde bir şey yok. Tamam. İki yer. Birisi CHP, bir de Hürriyet. Bir de Hürriyet abi. Bir Hürriyet'e bakar şimdi mısın? Bunu ne niye var söylüyoruz? Hı. Hemen söyleyeyim. Hürriyet. Çünkü hani diyoruz ota bota çiçeğe yorum yapan. Her şeyi. Gördüğü her şeyde atlayıp haber yapabilen. Mesela o kadar gündem var konuşuldu fakat Hürriyet'in mesela manşeti fındık sohbeti. Fındık sohbeti var. Tabii.
Çanakkale'de adalet anıtı var. Herkes bir tuğla koysun diye. Ha, bu arada Çanakkale'yi kimle birlikte koruyorlar biliyorsun değil mi adalet anıtını? Kimle? HDP ile birlikte. Ha, HDP ile tamam, çok yakışır. Selahattin Demirtaş destek olun diye şey yapmış o anıta. O işbirliğini bir ölümsüzleştirmek amacıyla tuğlaları beraber koyabilirler. Koyun. Problem değil. Tabii, tabii. Zaten CHP'nin içerisinde HDP ile PKK ile işbirliği yapabilecek çok insan var. Çok var. Yani hayır, terörist cenazelerinden çıkmayanlar var. Potansiyel ya. Çok yüksek. Çok yüksek tabii. Avrupa'ya gidip de Türk-İngiliz Dostluk Birliği toplantısında PYD bir terör örgütü değildir diyen. Tabii tabii. Tabii. Acayip Amerikancı gördüğüm bir vekil de var. Olmaz mı? Daha önce her ne kadar bunu söylerse hiç fark etmez benim için bu ifade. Daha öncedeki attığı bir tweette de Türkiye-İran savaşsa İran tarafında olacağım diyen de var. Doğru mu? Evet, bu CHP'nin vekilleri bunlar. Eren Erdem'i söylüyorsun. Arkasında Eren Erdem'i söylüyorum. Evet. 15 Temmuz için tiyatro diyen de var. Var var. Devlet bütün terör örgütlerini kalkan gibi böyle kucaklamış aynen bir partiden bahsediyor. Yani CHP böyle bir örgüt. Böyle bir örgüt. Evet. Bravo. Yani örgüt dedim. Örgüt, bak, örgüt. Örgüt çıktı. Ama haklısın. Şimdi bunu yaparken haklısın. Hürriyet. Bu da başka bir örgüt. Bak mesela bu da başka bir örgüt. Evet. Bu da Doğan grubu. Bu da birazcık böyle yelkenleri düşmüş. Hala böyle tuhaf bir durum. Amiral gemisi bile çırpınıyor ama sandala dönmüş bir gemi. Tabii, tabii. Sandal haline gelmiş. Ve su alıyor. Su alıyor. Su alıyor, batıyor, kalkıyor. Sürekli kaptan değişiyor. Son kaptan tekrar bakayım derken küt o da düşüyor. O düşüyor. Öteki geliyor. Şimdi bir şey soracağım ya. Bak buradan biz bunu söylerken iş olsun konuşalım bak şöyle çakalım falan değil. Çok samimiyetle bak yani bu kadar konuşuluyor. Refleksiyle ilgili yapıyoruz. Ya bir gazete ister be bak biz burada gazete diye şunu da alıp getiriyoruz mesela bir gün ha, tabii. Evrensel tabii. Zıpladım geldim atladım tabii. Daktilo gibi gazetelerde bakıyoruz. Tabii. Bir şey yazmış adam. 3000 satıyor, 1500 satıyor, 250 tanesini elden veriyor. Satıyor neyse yani. Bülten çıkartıp tamam. Bakıyoruz ne demiş falan. Tabii. Yahu akşam çıkmış Focus'tan Alman. Ne dedin sen? İki tane daha ok ekledik. Neydi? Şey abicim bir Alamancılık, Alamancılık iki Pensilvancılık. 6 evet. 8 ok oldu. 8 ok oldu. Ya bunu demiş adam ya. Ya turizm sezonu. Gelirler yükseliyor. Almanlara gel diyoruz. Almanya, Türkiye orada şey var iç politika gereği. Gevur'un kredi derecelendirme kuruluşları büyüme tahminini falan tam artırıyor. Öyle bir durum oluyor yani. Atlıyoruz. Bir şu anda evet. Bir anda geliyor Kılıçdaroğlu diyor ki Kılıçdaroğlu Almanlar gelmeyin Türkiye'ye gelmeyin diyor. Biz de soruyoruz. Bunu hangi gençliğe bunu yaptın? Tabii. Bunu niye anlatmıyorsun? Yok dedi. Abi bak. Yok. Peki sen ya Hürriyet niye girmiyorsun o topa? Ben iç sayfaları yiyeyim. Bile bak iç sayfaları bile inceliyorum. Yok. İç sayfalarda biliyorum. Şimdi sana okumadığın için sen sevmezsin çünkü o adamları okumayı biliyorum. Biz sadece program gereği okuyoruz zaman zaman. Tabii. Okuyoruz da her gün ama zaman zaman programda değerlendirmek amacıyla alıyoruz. Bak burada Ahmet Hakan var. Hı hı. Eski Çakma Nişantaşı'nda yeni evet. Çakma kemalist. Diyor ki burada şimdi Hürriyet bir şey yapıyor ya hakkını yemeyelim. Tabii. Pazarcı teyzeden girenler var. Mesela şort ve don. Şortuma dokunma, uçan tekmeleri manşetten gün 15 gün. Tabii. Yavuz Bingöl 25 gün. Tabii şey mesela değil tabii. Mi? Eline bir tane satır alıp Atatürk heykeline saldıran gün. 35 gün. Demek tepinde bu. Dur, tepinde dur akşama kadar değil mi? Ama Kılıçdaroğlu gidip ülkesini gammazlıyor. Dünya siyaset tarihi böyle kelime bir şey görmemiş. Kelime yok. Yani 17 defa daha önce gammazlamış da en son tüy dikmiş. Tabii tabii. Gammazlığının dibini görmüş. Ama bu iş kime kalıyor? Her zaman dışarıdan gelen Araf'taki çocuklara kalıyor. Araf'ta. Yani hangi tabii, mahalleden tabii. Olduğu belli olmayan. Doğru. Bir de çakma kemalist oldu son günlerde. Tabii canım. Şu Ayhan Ogan'a tepkiyle bir baktık. Tabii. Oo. Felaketti. Bir bunu okuyacaksın bir de şey Emin Çöreşan. Demir, ikisi. İkisi aynı anda söylüyor. Bak diyor ki şimdi bak ben diyorum ya bak verme bana verme ne içtiysen de. Fakat merak ediyorum sadece markası ne? Gelmeyen Alman turistin kabahati Kemal Bey'in mi? Bak şimdi. Toplam 3 cümle şunu söylüyor. Kemal Bey'in bir Alman dergisinin yaptığı tam anlamıyla turist kaçıran türden. Alman dergisinin yaptığı açıklama. Alman dergisi. Fokus demeyeceğiz. Tabii. Reklam olmasın. Deme. Tamam. Fakat eğri oturup doğru konuşalım. Sadede geliyor. Diyor ki bugün ülkemize Alman turist gelmiyorsa bunun sebebi Kemal Bey'in açıklaması değil. Asıl sebep ey Almanya bunlar nasıl türden seslenişler ve ülke kıyasında artan gerilim. Temizledik yani. Ya boş ver bu adam ya. Yani adam diyorsa ne diyecek? Ki... Ha, sen Almanlar senin ülkende Alman ajanlar cirit atacak. Avrupa bir bana ekonomik yaptırımlar. Ya, fırlattım görürsen. Ekonomik evet. Yaptırımlar uygula diye çıkacak bana bağıracaklar. Evet. Benim liderim de kalkıp onlara hep tamam kusura bakmayın böyle. Ulan ya şimdi boş ver. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu adam bunlar normal değil. Gelmiyorsa bunlar diyor. Bak, tabii bunun nedeni buymuş. Ne içiyorsa. Ey Almanya. Markasını bilelim biz evet, içemeyiz. Hangi kafaysa bu çok merak ediyorum. Diyor ki ya zaten Almanlar gelmiyordu onun üzerine söyledi bunu. Ya böyle bir şey var mı ya?
Yani ya işte düşman bize saldırıyor, ölü var, yardım edelim. E nasıl bizi öldürecek bu bari abi? Gel bunları da öldür de bari baştan. Nedir bu abi? Bir şey var mı? Nasıl bir mantık bu? İşte bunu bırakıyorsunuz. Çakma Nişantaşlı'ya, Ey Hürriyet. Serbest bırakıyorsunuz. Adam gibi bir haber yap ya. Şeyini bu boşaltıyorsunuz kadar, biraz. Bak bu kadar taraftar olmayın. Bakın bize diyorsunuz ki yandaş. El vicdanı sızlasın ya. Çık bir haber yap bununla ilgili. Ahmet Hakkı'da bırakıyorsunuz. O da böyle su koyveriyor. Tabii. Bunu aklın kesiyor mu abi? Nedir bu? Bir şey söyleyemiyorsun değil mi? Yani diyor ki bu Kemal Bey yüzünden değil. Zaten Almanlar gelmiyordu. Söylüyorum abi ben işte her şeyi söylüyorum. Üzerine konuştu bu yaptığım ya. Hareket bile yeterli ya. Şu gazpa fırlattım yeterli. İyi yaptın. Yani bu mantığı anlamak mümkün değil. Neyse şimdi sabaha bir gelelim. Gelelim abi. O da özel bir haber. Evet. ABD Başkanı'nın siyaset ve dış politika danışmanı ile görüşülmüş. Evet. Ve orada Trump'ın özellikle 15 Temmuz'la ilgili Trump'ın bakışı, Türk halkının. İsim bana ilginç geldi. Walid Paris, evet. Walid Faris herhalde bu. Evet. Arap kökenli birisi. Belli, evet doğru. Walid Faris diye okuyorum ben bunu. Hı hı. Trump darbeye karşı Türk halkının yanında diye manşete çıkmış. Ya buradaki şeyler çok önemli. Yani bölgede hani Türk halkının yanında olmasının yanı sıra çok önemli değil. Türk halkının yanında kimse olmasa da Türk halkı her şeyi yapıyor zaten de. Hı-hı. Buradaki şey şu önemli. Yani bölgemizde çok önemli işler yapılırken hani çok önemli şeyler dönerken özellikle Suriye'de falan hani bölgede bizim Türkiye'den başka alternatifimiz yok. Hı-hı. Bu önemli işte. Müttefik anlamında. Bu laf çok önemli bir laf. Gerçekten diyor. Türkiye'ye rağmen orada bir şey yapamam diyor. Yani. Yönetemiyorsun. Yönetemezsin. Bak şimdi sen 15 Temmuz'u atlattın. Bir hafta sonra Türkiye'ye rağmen bir şeyler yapmaya çalışanlara öyle bir ders verdin ki Fırat Kalkanı Harekatı'yla milletin şapkası uçtu. Hikmet yani evet. Orada dedin ki ben bak şimdi bugünlerde de yine bir plan peşindeler bölgede. Yine Amerika evet. O silah tırlar dolusu silahlarla yardım yapıyorlar ya. Hı. Bir tane hani şu tırlar dolusu dediğimde bak geçen gün bir yerde dikkatimi çekti. Bin tırı geçmiş bu arada haberin. Bir yerde dikkatimi çekti. Hani bu ortalığı yıkan bizim firari vatan hainleri casuslar var ya. Türkmenlere gönderilen yardımı işte yayınlayıp da Türkiye DEAŞ'a silah yardımı yapıyor diye ortalığı yakan o vatan hainliğini yapanlar, yayınlayanlar. Bunlar mesela bunun gibiler neden bir tane bu Amerikalılar PKK'ya bu silah yardımını yaparken yapmıyorlar böyle bir haber? Ya mesela Cumhuriyet'te ben sen böyle bir haber gördün mü? Ben hiç görmüyorum mesela Cumhuriyet'te. Evet. Al sana terör örgütüne yardım. Değil mi? Ya bu haber değil mi abi? Ya demek işlerine gelmiyor demek ya ki. Ya ne demek ki... işte? Tabii başka dertleri var bunların. Bunların derdi o MİT'ler haber kumpasını yaparken Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde yargılatmaktı. Başka bir derdi bunu yoktu. Vekil söylemedi mi? Ya bunu CHP'li dedi vekil demedi canım. Çıktı, açıklama yaptı. Enis Berberoğlu'na verildiği gün ceza kimdi ya ismi? Önemli bir ismi. Neyse unuttum. O kadar çok var ki kardeşim. Orada konuştu dedi ki ya dedi arkadaş bizim dedi derdimiz buydu. Hı-hı. Yani biz dedi Türkiye'yi dedi şey yapacaktık. Uluslararası mahkemelerde yargılatacaktık dedi. Kalktı dedi şimdi böyle bir karar verdi dedi. Olur mu böyle şey dedi. Bizim elimizi güçsüzleştirdi. Bu nasıl bir kafadır abi? Bak ya, biz bunu şimdi döndürüp söylemek olmasın ama bunu nasıl açıklıyor? Niye döndürüp? Döndürüp söylemezse hayır, bulamıyorum yani. Bir sebep bu sabah. Kılıçdaroğlu bir açıklama yapsa. En azından mesela Ahmet Hakan üzerine düşeni yaptı. Tamam. Evet. Çok yine bir şey bulamadı. Gibi saçmaladı. Tabii. Çok bir şey bulamayacağı için ya zaten gelmiyorlardı üzerine söylemiş ne olacak dedi. Tamam mı? Evet. Ben hala bak bunu vicdanlarda bak Çin'i yaptı, İsrail'e yaptı, Rusya'ya yaptı. Hangi nereye geçen Amerika geç yazmıştı. Hangi ülke bize bir hücum haline evet, geldi evet. Anda pat oraya dönüyor. Yüzgar evet. Gülü gibi. Neresi abi bize bir kalp bu mu? Canım gel, benim. Gel, diyorum gel, ya evet. Samimiyetle söylüyorum. Eğer Demokratik Kongo Cumhuriyeti bize karşı tavır alsa Mokuko haklı diyecek. Bak sana bir şey söyleyeyim. Mokuko yarın öbür gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidebilir bayi. Orayı ziyaret edebilir. Ya biz 15 Temmuz'un da organizatörler tabii Mısır'a gitti. Suriye'ye gitmedi mi? Esad'la fotoğraf Türkiye çektiren kim? Abi gidelim oraya. Esad'la fotoğraf çektiren vekiller kimler? CHP'li vekiller değil miydi? Suriye kesinlikle. Krizi başladıktan sonra gidenler. Dediğim gibi Mısır'a gidenler bunlar değil mi? 15 Temmuz'un altında Katar operasyonunun arkasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmezlerse, orada fotoğraf çektirmezlerse şaşarım. Demek ki bu örgüt ki bu Kılıçdaroğlu sürekli evet. Söyler. Kılıçdaroğlu lafıdır bu. Efendim bu bizim örgütümüz çok güçlü, çok genişti falan der. Örgütten kastettiği işte partisi. Demek bu örgüt. Şöyle bir vizyonu var Türkiye'de. En azından şöyle planı olabilir. Yani ben şimdi Almanlara şikayet edersen bana oy verirler. Değil mi?
Pensilvanya'yı korursam FETÖ'den alırım. Biraz Kandil'e göz kırparsam, ki Kandil'de mesaj gönderdi yürüyüşteyken. İyi yapıyorsunuz, aferin dedi. Yanına da Ahmet Türk'ü gönderdi. Bunları yaparsam nereden oy alacak? Ayakta durabilirim. Çünkü dış güçler beni desteklerler. Ha, öyle oy alma değil. Dediğim gibi destek alır. İçeride alacağın oyun zaten zirvesini gördük. Sen bir aldın mı? Tek başına ihtimalin yok. Kılıçdaroğlu'nu koysan başkanlık için aday olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak 2009'da koy. Hiç şansı olmadığı kendi de biliyor. Peki ne yapalım? İşte bana en çok dokunan, bu toprakların vatandaşı olarak bana dokunan bu. Evet. Peki ne yapalım? Evet. HDP yapacağını yaptı yıllarca, değil mi? Tabii. Kandil'le. Tabii. Vur, kes, öldür, yok özel yönetim, öz yönetim, çukur, mukur falan filan, ne yaptığını gördük. Gördük. Yani. Hesap veriyorlar şimdi. O da şu anda onu yapıyor. Dün de sen Çağrı'da bulundun. O Çağrı'da unutmuyorum ben. Programın tekrarında dönen mesajlardan gördüm. Soruyorsun yani hangi üstünlüğü var? Enis Berberoğlu içerideyse eğer, ona o belgeleri verenin hangi üstünlüğü var? Tabii bunu ben defalarca söylüyorum. Hangi hukuk, hangi kural? Mustafa Kaydan'ın hangi üstünlüğü var? Yani önünde, isminin önünde milletvekili olmasa mıdır? Rezillik, kepazelik. Veya Kılıçdaroğlu şimdi yarın öbür gün. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yarın öbür gün. Bu görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiği ortaya çıkarsa. Ne olacak? O zaman Kılıçdaroğlu gitmesi lazım. Yani. Aynı nasıl? Kılıçdaroğlu tabii başta. Gitmesi lazım. Her direkt anında, örgütün başı olarak anında, sensin. Anında abi. Tabii. O çetenin başı oluyor o zaman. Örgütlü suç değil mi kardeşim? Bunun başı demek ki o. Yani bunu, o görüntüleri kim verdi? Bak gör, Pensilvanya'ya kadar gider. Biz niye böyle konuşuyoruz abi? Çünkü artık vicdanımız dayanmıyor değil mi? Tabii artık. Sen şunu niye kabul edemiyorsun? Şunu kabul edemiyorsun değil mi? Benim ülkemde siyaset yapacaksın. Evet abi. Bu topraklarda bu benim vergimle, ekmeğini yiyeceksin. Vergimle maaşın ödenecek. Alman'a gideceksin. Çözüm bulma sanattır diyeceksin. Tabii. Siyaset diyeceksin. Demokrasi, halka hizmet. Gideceksin Alman'a. Hayır, Merkel'le aynı kaptan bu, yiyeceksin. Evet, böyle bir şey olmaz. Bir tek bir ümidim var Türkiye'de. Dedim ya niçin bunları yapıyor? Bu ülkede bir dış müdahale olursa, ki bunun çağrısını yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bunun çağrısını yapıyor. Sayın vatandaşlar yapıyor bunu. Müdahale edin diyor. Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, bak bunu yapıyor adam. Yapıyor. Müdahale edin diyor. Mehmet diyor. O yüzden biz işkilleniyoruz. Tabii. 15 Temmuz'da tank görürsem önüne çıkarım diyen kişi, hayatın bir tek fırsat var. 250 yılda bir mi gelir bilemiyorum. Haleki kuyruklu yıldızı gibi. Allah Rabbinin onun tank çıkarttı. Bir çıktı havaalanında tank var dışarıda. Dedi tank. O zaman bir dakika diyelim. O darbeciler kontrollü bir şekilde onu çıkarttılar oradan. Oturup orada Bakırköy'deki yerinde. Ya tek ne oluyor var. Ne bitiyor onu izledim. Ya ölürsün orada. Mücadele edersin. Kahraman çıkarsın, bir şey olur. Bakırköy'de bir odaya girdin. Efendim şuradan biz şu anda gündemi takip ediyoruz. Arkadaşlar bizi bilgilendiriyor. Çıksaydın ya, deseydin ya örgütlerine. Hadi, herkes fırladı dışarı. Bak ben o yok, evdeki demek yaşanan... ki beklentisi vardı o zaman. Ben oradaki evdeki yaşananların... Ben sorarım ne beklentim vardı ya. Yani. Bütün ayrıntılarını da yazmıştım. Bütün konuşulanları yazmıştım. Birkaç tane aklı selim parti yöneticisi. Fırsat bu fırsattır. Bakın şeyden, havalimanından kaçtık ama inelim aşağı. Dediği halde, yani çıkın tankın üstüne. Bir çık, tankın karşısına çıkın dediği halde... Hayır dedi. Maçası yemedi. Hayır dedi. Bir dakika. Bak ben bunları yazdım. Aradan bir yıl geçti. Hala yalanlayan falan yok. Peki tüm dünyaya Türkiye'yi gammazlamak. Efendim tek amacımız ifade ettikleri gibi bu MİT tırları kumpasıyla, ki FETÖ'nün şeyi bu. Teknik operasyonu. Buna alet olmak, hatta bunun başını çekmek. Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek. Avrupa Parlamentosu'na, Amerika'ya kadar. En sonunda da dayanamayıp Almanlara gelmeyin demek. Siyasetin neresine koyacaksın onu bilmiyorum. Siyasetin bir yerine yok. Konmaz. O zaman başka beklentisi var bu adamın. Tabii ki başka bunu beklentisi bilin, var. Ama bu beklentiyi, işte bu beklentiyi de ben, biz günlerdir o çağrıyı yapıyoruz. Katil devlet diyen Mustafa Kaydın gibi tipler, Kılıçdaroğlu gibi isimlerle ilgili de isimlerin önündeki milletvekili şeyi kurtarmaması lazım. Hukuk herkese eşittir. Doğru. Ama adamın düşündüğü şu var mesela, hep kafada şu var değil miydi Murat Kerkitlioğlu? Efendim böyle böyle 17-25 Aralık'ta da bu oldu. Samanyolu denen bir televizyon kanalına çıktığında Kılıçdaroğlu görüntü çok verdik biz. Tabii. Efendim bu adam kaçacak. Tabii. Ama kaçacak. Biz getireceğiz. Biz getirip yargılayacağız. Tabii. Bak bu kaçacak. Efendim neye göre söylüyorsunuz diyor FETÖ'cü. Bu kaçacak, biz bunu getirip yargılayacağız. Adamın niyete bak. Türkiye'de siyaset üretimi böyle. Sonra çılgın projesini çıkarttı değil mi? TAPE 1, TAPE 2, TAPE 3 diye. Tabii. Hem mecliste çıkarttı, onu yaptı. Tek projesi bu. Çünkü FETÖ'nün kendi projesi çünkü. Tabii. Tabii. Şimdi sabah geçmeden önce son az vaktimiz var. Şu İlgez diye bir selam çakalım. He. Ataşehir'de bu sabah bununla ilgili bir haber yapmış. Gamze İlgezli'nin şeyi mi? Kocası. Ataşehir Belediye Başkanı. Ataşehir Belediye Başkanı. Sayfa 17'de. Şöyle ben açayım. Şimdi
Kaynağı olmayan iki evi daha çıkmış. Yani bunlar da maşallah kazdıkça çıkıyor. Petrol kuyusu gibi. CHP'li Battal'ı Gezdi'nin kaynağı olmayan iki evi daha çıktı. Haber zaten var burada, sabahın haberi. Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal'ı Gezdi hakkındaki iddianameye göre 6 yaşındaki kızı adına aldığı lüks daire ve Çanakkale'deki villa haksız kazan sonucu elde edilmiş. Solculuk oyunu oynayan karısı ne yapıyor acaba CHP milletvekili? Ha, ne yapıyor mesela bu evleri? Şöyle bir şey yapıyor. Şey mi yapıyor? Hani var ya onlar şey... Olur mu halkçı, emekçi, işte, o emekçilere işçi, mi dağıtıyorlar acaba? Proleter devrim falan filan. Ya çıktı şov yaptı ya abi işte. Evet. Senin gösteriyorsun. Mesela bu şu arkadaş ne yapıyor? Ne yapıyor bu evlerle ilgili? Herhalde yatırım olarak kullanıyor. Bunu da en son fakire dağıtacak. Çünkü halkçı ya, emekçi olduğu için... Bu arkadaşı bir de biliyorsun DHKPC teröristinin cenazesini de görmüştük. Tabii. Gamze İlgezdi. Sezgin Tanrıkulu ile birlikte. Tabii tabii. Bunlar ufak şeyler artık. Ben artık bunları bak. Böyle bir şey olur mu? Yok bu, ben ufak bak bunu söylüyorum. Konuşulacak bu, şey değil, değil mi? Değil, değil, ya cenaze ekmiş falan. Tabii. Ya Sezgin Tanrıkulu İngiltere'de kendi yırtındı. Arkadaşlar PY'de terör örgütü değildir. Değildir dedi ya. Ya bu dedi bir de barış için kendi güvendiği için mücadele eden birçok da unsurun içinde olduğu bir örgüttür dedi. Anlatmaya çalışıyor. Ya. Bin tane tır gelecek ya Amerika'dan. Ya. O gelecek bin tırın zeminini hazırlaman lazım. Amerika'da sağ ol abi dedi. Bunlar da biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlere karşı mücadele eden bir parti, parti ya. Tabii. Amerika'da en çok buna teşekkür ediyor. PYD'yi meşrulaştırıyorlar. Allah razı olsun diyor. Bu PYD'yi diyor. Biz silah vereceğiz. Zemini siz hazırladınız. Sen hazırladın. O yüzden böyle Pekkaş cenazesine gitmek. DHKPC falan bunları konuşmaya gerek yok. Duran kalkan iyi yapıyorsunuz biz de arkadaşlar demek. Bana bunlar bu destekler normal. Ben bir, yani bunu espri diye söylüyorum ama hiç garip değil. Kongo'dan Mokoka dese ki Türkiye'de CHP iyi. Bu da anormal bir şey değil. Desteklerin nereden geldiğine bakacaksın abi. Yani, doğru. Çok fazla şey yapmıyorum o yüzden. Ben çok söyledim yani tam sezonunda Almanlara gelmeyin. Can ve mal güvenliği yok diyeceksin. Ya bu ötesi var mı ya? Ha, refah ve huzur için CHP belediye ziyaret edin diyeceksin. Böyle bir absürtlük varken ya PKK cenazesine gitmişmişim ben de. Ne ki diyorsun yani. Peki abi şimdi bir aslında önemli bir haber. Bu şeyde akşam da vardı aslında. Manşetten verdiği için vatandan gösterdim tabii, diye koydu. Drone'la vuracaktı. Tabii biz çünkü gündem toplantısında bunu koyduk manşeti. Vatan da bunu vermiş. Drone'la vuracaktı. Aslında var ya. DAEŞ'li teröriste yani, bak ama. Nelerle mücadele ediyoruz ya. DAEŞ'li terörist Rus. Yani yakalanıyor. Bak iki tane ülke var en çok eylem yaptıkları. Böyle bir birisi Rusya, birisi Türkiye. DAEŞ'in en çok eylem yaptığı iki tane ülke. Abi sen bu ülkede bir genel yönetmen olmaktan şanslı mısın acaba? Çok şanslısın. Haber açısından. Düşün mesela Lüksemburg'taki Zwanting gazetesinin genel yönetmeni olsan. Tabii ya. Sabah hangi haber yapacaksın? Sıkıntıdan mahvolurduk olurduk tabii. Yani, tuğlaları tek tek dizip yanına şeyi koyup da böyle bu tuğla düzgün oldu mu diye. Türkiye'ye bak. Her şeye yaptığın var. Habere bak. Senin ülkende politika yapan bir adam Almanlara şikayet ediyor. Biz Türkiye'de DAEŞ görünümlü Rus'u yakalıyoruz. Rus'u yakalıyoruz. Drone'la vuracaktı diyor. Yani böyle bir haber bir tek Marslar Türkiye'yi işgal etmedi. Bir onunla olsa tam olacak yani. Vallahi. Ne diyorsun abi Adana'da yakalandı. Ve biliyorsun. Abi şimdi en çok mücadele dedim ya nasıl sana. Türkiye nasıl bir mücadele veriyor abi, ya? Abi terör örgütleriyle bu kadar kararlı bir mücadele veren başka ikinci bir ülke yoktur. Şimdi en çok mücadele eden, şimdi DAEŞ'i var, PKK'sı var, FETÖ'sü var, DHKPC'si var, var da var. Bu kadar terör örgütüyle mücadele ediyorsun ve inan içeride dışarıda farkındaysan müthiş operasyonlar yapılıyor. Bugün daha yine gelmeden önce Siirt'te ki bir ilçenin kaymakamına yapılacak suikasti hazırlığında olan yine teröristler yakalandı falan. Yani müthiş bir mücadele veriliyor. Yani topyekün bir mücadele veriliyor. Yani evet. Devlet hani... bu işin ciddiyetinin tam anlamıyla farkında. Hiçbir örgüt militanı arasında ayrım yapmadan çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu drone'la vuracak işte Rus DAEŞ'liyi da bu şekilde yakalıyorsun zaten. Evet. Güvenlik birime teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten tabii. Ciddi çok sağlam bir mücadele var. Allah korusun hepsini. Bu haftanın da günün manşetini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta günün manşeti devam edecek. Ben önümüzdeki hafta tatile çıkıyorum. Ben de yokum. Ondan sonra günün manşeti devam edecek yalnız. Buradan ayrılmayın.